Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Ayasofya ile ilgili skandal açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'nın cami olması tarihe saygı duyan herkesi üzüyor dedi. Skandal açıklamaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. 569 yıl önce fethedilen İstanbul'a, Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. Bin yıl öncesine özlem duyanlar, kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Açıklamada Ayasofya'nın 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulandı. Yunanistan'ın topraklarındaki tarihi camilere yaptıkları hatırlatıldı. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depolama yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Sayın seyirciler, sağlık çalışanları hükümete seslerini duyurmak için meydanlardaydı. Türkiye'nin dört bir yanından önlükleriyle gelen sağlıkçılar çözüm talep etti. Ellerinde pankartları, üstlerinde yelekleri, dillerinde ise talepleri vardı. Hekim ve sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akın etti. Seslerini duyurabilmek için Beyaz Miting'de buluştu. Sağlık ve sosyal emekçileri. Anıtpark'taki miting, Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde sağlık meslek örgütleri tarafından düzenlendi. Binlerce çalışan, emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin sloganıyla alandaydı. En az 7200 ek gösterge, hakkınız ödenmez dediniz ödemediniz. Sahaya acil ve adil atama yazılı pankartlarla geldiler, sistemin sorunlarını haykırdılar, çözüm talep ettiler. İnat değerimizin farkındayız. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlıkçıların olumsuz çalışma koşullarına dikkat çekti. Beyaz mitinge veterinerler de destek verdi. Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş, veterinerlik çalışanlarının da sağlıkçı olduğuna vurgu yaptı. Hükümete seslendi. Yıpranma payı ve ek gösterge düzenlemesine kendilerinin de dahil edilmesini istedi. Veteriner sağlık sınıfı çalışanları olarak haklarımızı koruyan ve geliştiren adil bir ek gösterge düzenlemesi istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de sağlıkçılar için alandaydı. Ankara Milletvekili Gamze Taşçıyer, salgın sürecinde bütün yükü onların sırtladığını hatırlattı. Seslerinin duyulması için çağrı yaptı. Zor bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde binaların, lüks yerlerin, lüks hastanelerin hiçbir önemi olmadığı, içerisinde sağlık emekçileri olmadan büyük kocaman binaların hiçbir anlam taşımadığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla bu bize bir ders olsun. Sağlık emekçilerinin seslerine kulak verelim. Beyaz önlük, yelek ve tişörtleriyle mitinge katılan sağlıkçılar, emek bizim, söz bizim yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Miting alanında halaylar çekip şarkılar söylendi. Efendim, maalesef ki her gün olduğu gibi sizlere yine bir kadına şiddet haberi aktaracağız. Olay bu.